أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون
بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط
بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Hayırlı geceler sevgili dostlar. Mirasımız Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Mirasımız Sahur Vakti'ne hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Şeref verdiniz efendim. Bugün Hicri takvime göre 1437. yıldayız. Ramazan ayının, mübarek Ramazan ayının 3. günündeyiz. Allah hayırlı mübarek etsin Ramazanımızı. Gerek ferdi olarak kendimize, şahsımıza, ailemize, bulunduğumuz bölgeye, ülkemize ve tüm İslam dünyasına hayırlar getirsin inşallah. Rabbimize sonsuz şükürler ediyoruz ki bizi Müslüman olarak yaşatıyor ve bize her türlü hatalarımıza rağmen bir fırsat daha veriyor. Umarız bu güzel günleri, bu güzel saatleri değerlendirenlerden oluruz. Ramazan öncesi ve sonrasıyla birlikte hayatımızda tamamıyla değişiklik gerçekleşmesi gereken bir durum. Dolayısıyla biz de mirasımız sahur vaktini bu yıl bu ağırlıkta yapmaya gayret ediyoruz. Programımızı Kur'an-ı Kerim'le, Kur'an-ı Hakim'le birlikte açıyoruz. Çünkü bu ay aynı zamanda biz Müslümanların anayasası olması gereken Kur'an-ı Kerim ayı. Kur'an-ı Kerim bu ayda indirilmeye başlandı. Umarız anlayanlardan, yaşayanlardan ve yaşanması için, hayatımızda hakim olması için çalışanlardan oluruz. Biraz önce o güzel sesiyle, yüreğiyle programımızı şereflendiren kurra hafızımız Faysal Kara hocamız, Asım'ın Nesi Vakfı Güneşli Tevhid Kur'an Kursu öğreticilerinden, Allah razı olsun kendisinden, Faysal hocamızdan sesiyle birlikte şereflendirdi. Programımız Mirasımız Sahur Vakti, Mirasımız Derneği'nin katkılarıyla hazırlanıyor. Mirasımız Derneği'nin bir tek amacı var. İlk defa karşılaşanlar, duyanlar açısından hemen söyleyelim. Mirasımızdan kastımız Kudüs ve Mescid-i Aksa. İlk kıblemiz, ikinci mescidimiz ve üçüncü haremimiz. Bize hem İslam tarihi açısından hem de Müslüman Türk tarihi açısından birçok miras var o bölgede. Ve bu mirasımız tehlikede. Mirasımızdan kastımız tabii ki Kudüs. Şu anda işgal altında Siyonist işgalci İsrail askerleri ve yönetimi tarafından. Bu anlamda Türkiye'de bir bilinç oluşturma adına faaliyet gösteren Mirasımız Derneği ve Ramazan'da büyük etkinlikleri var. Şimdi isterseniz kısa bir tanıtım var. O tanıtımdan sonra programımıza devam edelim. Ramazan'da Mescid-i Aksa sahipsiz kalmasın. Siz de bir sofra kurarak bu sevaba ve berekete ortak olabilir, İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın sahipsiz olmadığını gösterebilirsiniz. Haydi hep birlikte Mescid-i Aksa'da iftar vermeye. Bir kişilik iftar 10 lira, bir kişilik sahur 5 lira, bir kumanya bedeli 80 lira. Mirasımız Derneği 0212 524 0101 mirasımız.org.tr. Sevgili dostlar, tekrardan hayırlı sabahlar, hayırlı sahurlar diliyoruz. Şu anda bizleri evlerinde sahur sofralarında misafir eden gerek Türkiye'de gerekse dünyanın birçok noktasındaki kardeşlerimize Allah hayırlı mübarek etsin diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ailemizin televizyonundayız. Bu ekranlar bizim ekranlarımız. Dolayısıyla hoş bir sohbet olacak. Hoş bir sohbet oluyor. Sohbetler dizisi oluyor. Diğer ekranlardan farklı şeyler konuşuyoruz. Bu tabiri sürekli olarak kullanıyorum. Ve kullanmak da istiyorum açıkçası. Sizi narkozlamayacağız. Yani uyutmayacağız. Nelerin konuşulması gerekiyorsa onları konuşuyoruz bu programda. Konuklarımızı ona göre seçiyoruz. Konuk ağırlıklı programımız oluyor. Bugün de yine çok değerli bir konuğumuz var. Eğitimci yazar abimiz Mustafa Kasadar. Hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
Safalar getirdiniz. Ramazanınız mübarek olsun. Teşekkür ederiz. Hepimizin mübarek olsun inşallah. Allah razı olsun. Hocam sohbete gireceğiz. Bir mübarek aydayız. Ramazan ayındayız. Ramazan'ın iklimini, Ramazan'ın maneviyatını konuşmaya gayret edeceğiz ama maalesef işte gerek Türkiye gerekse İslam coğrafyası, Orta Doğu farklı bir durumla karşı karşıya. Bugün de sevgili dostlar, İstanbul'da, daha doğrusu geçtiğimiz gün, biz bugün diyoruz ama geçtiğimiz gün sabah saatlerinde 9'a doğru İstanbul'da feci bir patlama, feci bir terör saldırısıyla karşı karşıya kaldık. 11 kişi hayatını kaybetti. Bunlardan 7 tanesi polis kardeşimiz şehit oldu. Abilerimiz, kardeşlerimiz şehit oldu. Allah'tan gani gani rahmetler diliyoruz. Terör saldırısına maruz kalan tüm güvenlik görevlilerimize, gerek İstanbul'da gerekse Türkiye'nin birçok noktasında şu anda bir sıkıntı var. Dolayısıyla programımızı biraz da bununla, bu buruklukla beraber açıyoruz. İşte dün sabah, işte dün bu sahur sofralarında o kardeşlerimiz belki de sahur sofralarında aileleriyle birlikte, arkadaşlarıyla birlikteydiler. Ancak bugün aramızda yoklar. Dünyanın belki de işte hayat ölüm, ölüm hayatın tek gerçeği, bu cümleler kuruluyor ama böyle bir acı durum da var hocam. Neler söylemek istersiniz birkaç cümleyle birlikte? Çok zor bir durum tabii şu anda Türkiye'nin geçmiş olduğu, içinden geçmiş olduğu durum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Tabi ben de sözlerimizin başında bugün kaybetmiş olduğumuz 11 kardeşimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Ailesine ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Bu saldırılar tabii ki bu kaybettiğimiz kardeşlerimizin herhangi bir şahsi düşmanı tarafından yapılmış değil. Tüm milletimize yapılmış bir saldırı. Daha doğrusu bütün İslam dünyasında maalesef bir istikrarsızlaştırma, yani hayatı yaşanmaz bir hale getirme, İslam coğrafyasının her tarafını karıştırmanın bir projesi. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun diyoruz. Yani vahim, çok vahim durumlar. Ama inşallah bunlardan bir Ramazan'ın bereketiyle bir çıkış yolu olacaktır. Yani hiçbir zaman Müslümanlar veya İslam dünyası bu tür terör saldırılarıyla teslim alınacak böyle basit, korkak, ürkek bir toplum değildir. Bunlar inşallah bizim daha çok kenetlenmemize vesile olur. İnşallah. Milletimiz bu terör belasına daha fazla lanet yağdırır, daha çok duyarlı olur ve inşallah bir daha dönmemek üzere bu topraklardan çekip giderler inşallah. Bunun, bu terör hadisesini gerçekleştiren mahfiller, bunu tabii Türkiye'deki uzantıları, bu terörü gerçekleştiren bir kişi var. Yani kişiler var veyahut da kullanılan kişiler. Evet. Bir insan sonuçta. Bir insan bir insanı öldürmek için bir plan yapıyor ve buna alet oluyor. Bunun altyapısının çok iyi tahlil edilmesi lazım, öyle değil mi hocam? Yani terörist bir insan, işte normalde bir karıncayı bile incitmeyen bir toplum, bir insan, insanın özünde böyle bir merhamet duygusu vardır ama nasıl bir hale geliyor ki, öyle değil mi hocam? Canavarlaşıyor. Canavarlaşıyor. Evet. Bunun çok iyi tahlil edilmesi lazım. Öyle tabii, şimdi yani işin başı sizde, işte mirasımız der. Bütün kötülüklerin arkasında aslında Siyonizm var. Yani bu İslam dünyasını karıştıran üst akıl diyorlar herkes ama bu üst akılın kim olduğunu çok fazla dillendirmiyorlar. Yani bütün İslam dünyasında bu terör olayları, savaşlar veya çıkarılan gruplar, Müslümanların birbirini katletmesi, birbirine silah doğrultması, bunların hepsinin arkasında Siyonizm var. İşaret ettiğiniz gibi yani bir rahmet peygamberinin ümmetiyiz ve İslam bir barış dini maalesef. Ama bugün İslam coğrafyası kan gölü. Bunun evet bizden kaynaklanan, kendimizden kaynaklanan birçok sorun var.
geri kalmışlığımız, kendi göbeğimizi kendimizin kesememesi, büyük bir İslam devletinin olmayışı, Batı'ya kafa tutacak birçok sebep bizden kaynaklanan var. Ama bunda dış güçlerin parmağı, Siyonizm parmağı da çok büyük. Yatsınamaz bir gerçek. Tabii ki. Böyle bir durum söz konusu. Çünkü bütün işte sermayeyi, siyaseti, ekonomiyi onlar yönlendiriyorlar ve istediği zaman taşören buluyorlar projelerini gerçekleştirecek. İnşallah evet. Son bulur diyoruz. Son bütün niyetimiz bu. Bir insanı dahi incitmemek, evet. Bir karıncayı bile incitmemek. Yani biz tabii üzerine tabii bütün malumunuz bir insanı öldürmek bütün insanı öldürmektir diye inanan tabii. Bir dinin bir medeniyetin mensuplarıyız. Ama bugün evet maalesef işte namaz kılan bu işi cihat diye yapan insanlar da çıkarıyorlar. Bu olayla ilgili değil tabii ama bu olayın herhalde daha failleri henüz açık kimlerdir tam olarak en azından şu anda biz bilmiyoruz. İslamiyet'in tabii bunlarla bir terörle hiçbir zaman bir araya gelmesi mümkün değil. Barış dini dediğimiz gibi evet cihat vardır, savaş vardır ama onun da bir usulü, bir yeri, yöntemi vardır. Evet. İnşallah bunları konuşacağız. Sevgili dostlar, mirasımız sahur vakti de her gün yeni bir şeyler ortaya koymaya gayret ediyoruz. Bugün yeni bir uygulama başlatıyoruz. Biraz da sizi de işin içerisine katmak adına her gün bir etiket belirliyoruz ve bu etiketle birlikte mesajlarınızı canlı yayında okuyoruz. Bugünkü etiketimiz Özgür Kudüs etiketi. Bir artı daha koyuyoruz buna. Bugün 5 tane şifre, 5 kelime vereceğiz. 3 bölüm programımız. İlk 2 bölümde 5 tane şifreyi vereceğiz. Ve bu 5 şifrenin, daha doğrusu 5 kelime vereceğiz. Bu 5 kelimeyi daha sonra en son bölümde birleştirip anlamlı bir cümle yapmanızı isteyeceğiz. Bunu Twitter'dan Özgür Kudüs etiketiyle birlikte bize göndermenizi isteyeceğiz sevgili dostlar. Hemen şimdi birinci şifreyi verelim. Birinci şifremiz merkezi. Özgür Kudüs etiketiyle birlikte bu program boyunca vermiş olduğumuz 5 tane şifreyi birleştireceksiniz. Anlamlı bir cümle kuracaksınız ve onu bize Özgür Kudüs etiketiyle birlikte göndereceksiniz. Birinci şifremiz merkezi. Bunu hemen bir kenara not almanızı tavsiye ediyorum. Zaten alt KJ'de de şu anda birinci şifre biraz daha kalsın. Bunu bu şekilde tutalım ve bu gönderen, anlamlı cümleyi gönderen izleyicilerimize hediye olarak ne vereceğiz? Hemen onu da gösterelim. Mirasımız Derneği'nin kendisinin bastırmış olduğu bir Kudüs tarihi kitabı var. Çok orijinal, gerçek anlamda Kudüs'ün ne anlama geldiğini, Kudüs'ü baştan aşağıya anlatan bir Kudüs tarihi kitabını vereceğiz hediye olarak. Bir de Mirasımız Derneği'nin gerçekten çok anlamlı bir anlamlı bir çalışması var. Mescid-i Aksa Külliyesi'nin krokisi. Şu evet, Mescid-i Aksa Külliyesi'nin krokisi. Burada 144 dönümlük arazi tamamı Mescid-i Aksa. Bunun içerisindeki yani 100'e yakın eseri tek tek numaralandırılıp burada tarihini ve ne olduğunu anlatan güzel bir kroki. Evlerinizde bulunması gereken bir kroki. Bunu da hediye olarak vereceğiz. Bunu da hatırlatmış olalım. Tekrar söyleyelim. 5 kelimelik bir şifre vereceğiz. Ve Özgür Kudüs etiketiyle birlikte hem mesajlarınızı okuyacağız hem de bu anlamlı cümleyi bize gönderenler arasında bir izleyicimize, bir kardeşimize bu hediyeyi vereceğiz. Hocam, Ramazan ayındayız, mübarek Ramazan ayındayız. Ramazan deyince, mübarek Ramazan ayı, oruç ayı, ibadet ayı, Kur'an ayı aynı zamanda. Nasıl anlamak gerekiyor? Hayatımızda nasıl değişiklik yapması gerekiyor? Birkaç cümleyle ne söylersiniz bu konuda? İsterseniz bir hadis-i şerifle başlayalım. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, Ya eyyühennasu, ey insanlar, kad ezallekum şehrun azimun, büyük bir ayın gölgesi üzerinize düştü diyor Peygamber Aleyhisselam. Şehrun mübarekün, mübarek bir ay. Şehrun fihi leyletün hayrun min elfi şehrin. Öyle bir ay ki, bu ayda bulunan bir gece var ki, 1000 aydan daha hayırlıdır. Tabi Kadir gecesi.
Cealallahu siyamehu faridaten. Faridaten. Allah bu ayın orucunu farz kılmıştır. Ve kıyame leylhi tatavvan, gece namaz, geceyi de, gece kıyamını, gece namazına tatavvu kılmıştır. Nafile kılmıştır. Men tegarrabe fihi bi hısletin minel hayri, kim bu ayda bir hayırdan bir iyilik yaparsa, kemen kâne kemen edde farizaten fi masivahu, başka bir ayda bir farz yapmış gibi sevap alır diyor. Yani bu Ramazan ayı çok mübarek bir ay. Öyle mübarek ki burada nafile yapılan bir şey başka ayda yapılan farz ibadetin sevabı kadar yüksek bir sevabı vardır. Bu kadar bereketli, bu kadar fazla. Evet. وَمَنْ اَدَّ فَرِضَةً ف۪يهِ, peki bu ayda bir farz yerine getiren kişi ne alır? Kim de bu ayda bir farz görevini yaparsa, كَانَ كَمَنْ اَدَّ سَبْع۪ينَ فَرِضَةً ف۪ي مَا سِوَاهُ, başka aydaki 70 farz kadar sevap alır. Yani o zaman bu Ramazan-ı Şerif tamamen bir ibadet ayı. Tabi tersinden bakmamak lazım her olay. Yani başka ayda ibadet yok mu? Evet. Her ay Müslümanın 24 saati zaten ibadet ama özellikle bazı vakitler, bazı saatler, bazı günler, bazı aylar, işte Cenab-ı Hakk'ın bizi bir yarıştırmak, daha çok sevap vermek, affetmek için diğer aylardan fazla sevap koymuştur, üstün kılmıştır. İşte Kadir gecesini diğer gecelerden farklı kılmıştır. Bu bir insanın fıtratında olan, yani bazı kaçırdığı, gaflette daldığı anları telafi etmek için Cenab-ı Hakk'ın sunduğu fırsatlardır. Onun için Ramazan'a yetişmek başlı başına bir lütuftur. Yani bir insan ömründe kaç Ramazan geçirir? Belli sayılı. Çok böyle binlerce Ramazan yok. Neticede bir evet. 60-70 senelik bir ömür var. Bunun akıl bağlı kısmını sayarsan işte 40-50 sene insan. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Ramazan'a, Şaban'a, Recep ayına yetiştiği zaman dua ediyor. Yani ya Rabbi bize Recep'i, Şaban'ı mübarek kıl ve Ramazan'a da bizi kavuştur. Yani Ramazan'a kavuşmak için Allah Resulü de dua ediyor ki Ramazan'ın feyzinden, bereketinden ömrü hayatında bir kez daha istifade etmiş olmak için. İçin. Evet. Bu kadar önemli Ramazan ayı. Yani Ramazan'a yetişmek. Yani bugün elhamdülillah biz Ramazan içindeyiz. Yani şu an bu Ramazan'ı sağlık sıhhat için idrak eden, bu Ramazan'a bir daha gelen kişiler bunu bir ganimet bilmeli. Ganimet bilmeli. Tabii. Çok değerli bilmeli. Hocam devam edeceğiz. Kısa bir araya gidiyoruz. Sevgili dostlar tekrar hatırlatalım. Şifrelerimizi tamamlayan kardeşlerimize hediyelerimiz var. Birinci şifremizi vermiştik, merkezi. İkinci şifremizi de verelim, öyle reklama gidelim. Sevgili yönetmenim, Kudüs. İkinci şifremiz Kudüs. Birinci şifremiz merkezi, ikinci şifremiz Kudüs. Bir daha geriye dönüp birinci, ikinci şifreleri söylemeyeceğiz. Birinci bölümde iki tane şifre vermiş oluyoruz. Birinci şifremiz merkezi, ikinci şifremiz Kudüs. Beş tane olacak. Beş tanesinden anlamlı bir cümle yapıp Özgür Kudüs etiketiyle birlikte Twitter'dan bize göndereceksiniz ve aramızdan bir kardeşimize çok güzel hediyemiz olacak. Kısa bir araya gidelim, devam edelim. Sevgili dostlar devam ediyoruz. Mirasımız sahur vaktindeyiz. Hayırlı sahurlar diliyoruz. Şu anda ekranları başında
sahur sofralarını hazırlayan ablalarımız, abilerimiz, sadece hanımlar hazırlamaz sofraları. Bazen eşleri de hazırlar. Allah razı olsun. Hanımlarından önce kalkıp hanımlarını sahur sofrasına kaldıran, çocukların hanımı sahur sofrasına kaldıran kardeşlerimizden Allah razı olsun. Her zaman hatırlatalım, daha bugün 3. Ramazan'dayız. Bazı komşularımız gecelerde biraz kısa olduğu için uyanamamış olabilirler. Şöyle bir bakalım, komşumuzun penceresine eğer ışıkları yanmıyorsa bir çağrı atalım veya kapısını bir ufak bir tıklayalım ve onun da sahur sofrasına uyanmasına vesile olalım. Gerçekten bu çok önemli. Birbirimize bu anlamda destek olalım, yardımcı olalım. Allah razı olsun. Çünkü ümmet ayı, Ramazan ayı, Ramazanımız mübarek olsun. Sevgili dostlar, mirasımız sahur vaktinde dopdolu bir program, interaktif bir program devam ediyor. Bugün yeni bir uygulama başlatıyoruz. Bugün 5 kelimelik bir, 5 şifre kelimelik bir cümle soruyoruz. İlk ikisini birinci bölümde verdik. Hemen başta 3. şifreyi verelim. 3. şifremiz ise miracın. 3. şifre kelimemiz miracın. Bunları 5'e tamamlayacağız bu bölümde. Ve son bölümde de sizden Twitter üzerinden özellikle Özgür Kudüs etiketiyle birlikte anlamlı bir cümleye çevirmenizi isteyeceğiz. Ve bu gönderen kişiler arasındaki bir kişiye güzel bir iki hediyemiz olacak. Daha doğrusu birkaç hediyemiz de alacak ama içlerindeki en önemli hediyeler. Bir tanesi Mescid-i Aksa'nın krokisi, Mirasımız Derneği'nin hazırlamış olduğu çerçeve yapıp asılabilecek bir hediye. Bir de Kudüs Tarihi kitabını vereceğiz ki yine bu da Mirasımız Derneği'nin bastırmış olduğu bir kitap. Bu şifreyi hatırlatmış olalım. Hemen mesajlarınızı göndermeye başlamışsınız. Teşekkür ediyoruz. Sosyal medyadan göndermiş olduğunuz mesajlarınız. Mehmet Baloğlu hocamız göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı yayınlar diliyorum. Ramazan-ı Şerif Müslümanların birlik ve beraberliğini güçlendirsin. Uyanış ve dirilişine vesile olsun. Ümmet bilincimizi güçlü kılsın. Amin diyoruz. Allah razı olsun. Emine Aydemir Karataş. Selamun aleyküm. Hayırlı sahurlar. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ramazan sevincimizi kursağımızda bırakanlar Rabbim kahreylesin. Şehitlerimize rahmet, tüm milletimize de sabırlar diliyorum. Amin diyoruz. Mustafa Kocaoğlu. Hayırlı programlar ve bereketli Ramazanlar diliyorum. Saadet Partisi Avusturya Linz Eğitim Başkanı Mustafa Kocaoğlu. Teşekkür ediyoruz. Avusturya'ya selamlar. Gurbetçilerimiz de tabii takip ediyorlar hocam. Takipteyiz yani. Takip ediliyoruz. Allah razı olsun. Bütün gurbetçilerimize saygı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Nuri Karataş. Selamun aleyküm. Hayırlı sahurlar. Hocamıza selam ve hürmetler. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve tüm milletimize sabırlar diliyorum. Siyonizmin her zaman yaptığı gibi Müslümanların kutsal gün ve gecelerini kana bulamak. Rabbim hepsini helak etsin inşallah. İslah eylesin. Eğer ıslahlarında imkan yoksa helak etsin inşallah diyelim. Muhammed Mücahit İspir, Mirasımız Derneği'ne ve size teşekkür ederim. Rabbim daim eylesin. Selim Geçer, hayırlı programlar diliyorum. Kadir abi seni yakından takip ediyoruz demiş. Teşekkür ediyoruz. Şu anda Jimmy ile bizi çeken Selim Geçer kardeşimiz de hemen sosyal medyadan bize mesaj göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Gönderin, okuyacağız. Hocam devam ediyoruz. Ramazan hayatımızda nasıl bir değişiklik yapması lazım? Sokağımızda, şahsımızda, ülkemizde Ramazan nasıl gözlemliyorsunuz? Nedir durumumuz? Böyle biraz çek edelim kendimizi. Evet, vallahi İstanbul sokaklarında bir sıkıntı var yani. Ramazan pek gelmemiş gibi gözüküyor birçok yerde en azından. Tabii bir Ramazan'ın müminin hayatında bir değişiklik yapması lazım. Dediğimiz gibi evet her zaman Müslüman kişi ibadet eden, kulluk vazifesi olan her gün, her saat, işte günde 5 vakit namazı vardır, orucu vardır. Bütün işlerini tabii kulluk anlamında değerlendirmesi lazım. Tabii niyetiyle normal. Her şey, yani sıradan mubah bir şey bile yemesi, içmesi, işte hanımıyla beraber olması, her şey aslında bir ibadet programı içerisindedir. Cenab-ı Hak böyle lütufkar davranmıştır bize. Yani bizde yani Hristiyan'ın bakış açısı yok. İşte din işi, dünya işi böyle bir ayrım yok yani. Her şey ahirette taalluk eder. Niyetle beraber. Evet. Din ayrımı, dünya ayrımı da yok. Din ayrımı, devlet ayrımı da yok. Laiklik her şey anlayışına bütün. Biz yok. Zaten o bizim toprakların yerimiz. Bizimle alakalı bir şey değil bir zaten. Bir şey değil. Batının kendi boşluğunu doldurmak için
Yani İdiş ettiği kendi dinlerinin boşluğunu doldurma amaçlı çıkardıkları laikliğin bizimle bir İslam'la bir alakası yok. Onun için bizde aslında ibadet dediğimiz zaman madem buraya geldi yani aslında bütün hayatı kapsar. Yani bir kişinin bir mesela doktorun hastasına bakması bir ibadet olur. Çünkü hayrun nas men yenfaun nas. İnsanların en hayırlısı insanlara en çok faydası dokunanıdır. İşte hadis-i şerifte buyurulduğu gibi yoldan bir taşı kaldırmak insanların ayağına dokunur, birisinin düşmesine sebebiyet verir. O, aman bunu kaldırayım da buradan hani kimseye eziyet etmesin diye bir taşı kaldırmak da bir ibadettir. Onun için ibadet çok geniş ama dediğimiz ve görev gibi, aynı zamanda öyle değil mi? Tabi. Yani sadece hani cennet yani insansak evet. Yani bu şekilde davranmak aynı zamanda bir vecibe. Tabi. İnsanlara yardım yani etmek. Sadece yani sevap sadece namaz kılmakta, sadece oruç tutmakta değil. Hı. Mesela yani bir tebessüm Müslümana bir ibadettir. Eyvallah. Hatta mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir hadis-i şerif vardır ki mesela nazarul raculi ila ahihil muslim hubben lehu ve şevgan ileyhi hayrun min itikafi senetin fi mescidi hâze. Bir kişinin Müslüman bir kardeşine tebessümle, şefkatle bakması benim şu mescidimde bir yıl ibadetten daha hayırlıdır diyor. Yani itikaf zor bir iş bildiğiniz gibi. Yani hiç, her şey mescitte yatacaksın, kalkacaksın. Yani bir tebessüm bir yıllık peygamber mescidinde aleyhisselam ibadetten daha faziletlidir diyor peygamberimiz. Dolayısıyla ibadet çok geniş. Hatta böyle bu yani sosyal içerikli diye tabir edebileceğimiz ibadet türleri böyle bireysel yapacağımız dua, zikir bunlardan çok daha fazla yani biraz belki yoz tabir olacak ama getirisi çok fazla olan daha fazla insana yani şey açısından bile baksan sevap ne kadar çok sevap kazanıyorum diye kişi bir muhasebe bile yapsa bunlarda daha çok sevap var. Yani bir hasta ziyaretinde işte bir cenazesi olanın üzüntüsünü paylaşmakta veya bir sevincini paylaşmakta, bir düğününe gitmekte falan. İşte birisini bir iftar sofrasına çağırmakta. İşte bunların tamamı bir ibadet anlayışıyla yapılacak. Ama Ramazan'a özel de ibadet var mı? Var tabii işte özel. Yani Ramazan ayıyla birlikte bir nevi bir uyanma, rutin olan yaptığımız işlere ek olarak daha fazla bu ayda böyle birbirimizle adeta hayırda, ibadette yarış etmeliyiz. Yani sahabenin ahlakı bu idi. Kadınıyla, erkeğiyle ona bütün hayatında yani sevap yarışı yaparlardı. Hatta malumunuz işte sahabe hanımlar Allah Resulü'ne geliyorlar. Yani bir nevi şikayetçi olarak ya bu kocalarından şikayetçi oluyor. Şöyle şikayetçi yani şikayetçi derken ya Resulullah diyorlar ya bunlar bizim yaptığımız her şeyi yapıyor. İşte namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz bunlar da yapıyorlar falan. Bizde bir de bundan fazla olarak seninle birlikte cihada çıkıyorlar Allah yolunda. Erkekler. Biz bunları daha cihada seninle beraber çıkamadığımız için bu sevaptan mahrum oluyoruz. Yani bunların hani bu sevabıyla eş bir sevap. Acaba onlar cihada gittiklerinde biz de evde kalıp onların çocuklarına bakıyoruz, mallarını muhafaza ediyoruz. Onların bu dışarıda oldukları müddette bu işleri yaptığımızda biz de onların sevabına ortak olur muyuz? Evet olursunuz deyince rahatlıyorlar ya. Yani. Şimdi sevap kazanmada yarış ediyorlar. Tabii. Yani sahabeler mesela şeyde de mal biriktirmede şunda bunda yani bazıları böyle korkarmış zengin olunca acaba mesela Abdurrahman İbn Avf sahabede biliyorsunuz aşere müveşşereden yani
işte Uhud'da Mus'ab bin Umeyr şehit olduğunda hani o elbisesi kendisinin üzerini örtecek kadar bir boy olmayınca kefen olarak bakıyor, üzülüyor. Ya Rabbi diyor, korkarım ki ben dünyada bu kadar çok nimete sahip oluyorum. Yani biliyorsunuz devamlı Abdurrahman İbn Avf zengin olmuş. Çok Cenab-ı Hak ona devamlı ticaretinde çok bereketler ihsan etmiş. Çok mal olmuş sürekli. Hiç fakirlik yaşamamış. Endişe duyuyor. Diyor ki ya Rabbi korkarım ki bana bu dünyada verdiğin bu nimetler benim ahiret payımdan bir kesintiye uğratır beni de. Bu işte sahabelerin, işte Peygamber Aleyhisselam, bu Mus'ab bin Umeyr'in makamına çıkamam diye korkuyor. Yani mala bu gözle bakıyor. Kendisini dünya nimetlerinin ahirette ulaşacağı o yüksek derecelere ulaşmasına engel olmasından korkuyor. Sahabeler zaten evet. Hocam herhalde bunun için yıldızlara benzetilmiş değil mi? Ya onların yaşantısı, ya onların böyle en hani tembeli demeyelim de böyle en böyle gevşeğine ya, keşke. Evet. O ayağının tozu olabilse. Kesinlikle. Onların çok farklı bir ahlakı varmış işte inşallah. İbadet yarışı dediğimiz gibi. Şimdi bu Ramazan ayı işte demin okuduğum hadis-i şerifin devamında ve huve şehru sabri. Bu sabır ayıdır diyor. Tabii işte ağzımızı bağlıyoruz. Herkesin yeme içme gibi bir alışkanlığı var sürekli yaptığı şey. Yani 11 ay boyunca işte sabah kahvaltısına oturuyor insanlar ama bir ay geliyor bir gün sabah kalkıyorsunuz artık yok kahvaltı kalktı bitti akşama kadar. Sabır ayı. Ve sabru sevabu el cennet. Peki niye sabrediyoruz? İnsan karşılıksız hiçbir şey yapmaz. Biz menfaatçiyiz yani evet ama bir manevi menfaat var bu işte. Karşılıksız vermek Cenab-ı Hakk'a mahsustur. Yani bir kişi bir karşılık beklemeden bir lira vermez kimseye. Ha birisi bir kuldan bekler, birisi de Allah'tan bekler. Ama muhakkak bir karşılık bekliyoruz. Biz Allah için veriyoruz. Yani Müslümanlar, halis insanlar Allah için verir. Neticede bir karşılık bekliyor. Var. Cenab-ı Hak sadece karşılıksız verendir. Sabrediyoruz. Niye? وَالصَّبْرُ سَوَبُوا الْجَنَّةِ Bu sabrın karşılığı cennettir. Yani bu Ramazan ayı o kadar mübarek bir aydır ki bununla sabreden, orucunu tutan cennet kazanacaktır. İnşallah. وَشَهْرٌ يُزَادُ ف۪يهِ رِزْقُ mümin. Bu ayda müminin rızkı çoğalır. Onun için cömert olmak lazımdır. Men fattara fihi saimen kane lehu mağfireten lidunubihi. Kim bu ayda bir kişiyi, tek bir kişiyi iftar ettirirse günahlarının mağfiret olmasına sebebiyet verir. Yani bir insanı bu ayda iftar ettirmek, siz de herhalde Kudüs'te iftar veriyorsunuz değil mi? Evet. Bu biraz önce siz konuşurken görüntülerde dönüyordu. Mescid-i Aksa'nın bahçesinde iftar projesi var mirasımız derneği. İşte bir iftar kişinin günahlarının bağışlanmasına ve itka ragabeti minennar boynunun ateşten kurtulmasına, azat edilmesine sebep olur. Yani günahların affediliyor ve cehennem azabından kurtulmaya vesile oluyor. Hazır yeri gelmişken söyleyelim sevgili dostlar. Evet. Hocamız hatırlattı. Mirasımız Derneği'nin Ramazan'da en önemli projesi Mescid-i Aksa'nın bahçesinde görüntüler biraz önce geldi. Şimdi tekrar verebilir arkadaşlar. Evet bu görüntüler bunlar geçtiğimiz sene 2015 yılındaki Mescid-i Aksa'nın bahçesinden bu görüntüler. İşte bu iftariyelikler sizlerin desteklerinizle beraber buradan oraya gönderiliyor, paraları gönderiliyor. Oradaki Müslümanlar tarafından hazırlanıyor, paketleniyor. İşte Mescid-i Aksa'nın bahçesinde bir iftarlık görüntüler var. Bir iftar bedeli 10 lira. Mescid-i Aksa'nın bahçesinde yaptırmak istiyorsanız gerçekten çok da pahalı değil. 10 lira, bir sahur bedeli 5 lira, bir kumanya bedeli 80 lira. 0212-524-0101 numaralı telefon hattını aradığınızda arkadaşlarımız size nasıl gönderebiliriz? Biz Mescid-i Aksa'nın bahçesinde ben bir kişiye, 10 kişiye, 100 kişiye
1000 kişiye iftar vermek istiyorum diyenler varsa şu anda telefon hattında arkadaşlarım sizleri bekliyorlar. 0212 524 0101 numaralı telefon hattını aradığınızda arkadaşlarımız nasıl yardımcı olabileceğinizi size tarif edecekler. Bunun dışında internet üzerinden de mirasimiz.org.tr internet adresini aradığınızda, açtığınızda orada online bağış bölümünden yardımlarınızı yapabilirsiniz. Evet hocam, buyurun, devam edelim. Evet. Bu kadar önemli bir ay Ramazan ayı. Ve kâne lehu mitlu ecrihi min gayri en yengusa min ecrihi şeyun. Bu iftar ettiren kişiye de iftar ettirdiği kişinin sevabı kadar sevap verilir. Diğerinin sevabından da bir şey eksilmez. Yani bir, demin dediğiniz gibi 1000 kişiye iftar ettiren kişi 1000 kişinin sevabının aynısıyla mükafatlandırılır. Allah Teala cömert, herkese veriyor. Herkese veriyor. Dağıtıyor ki geniş, yeter ki onun kullar istesin. Nimetleri geniş. Şimdi Allah'ın zenginliği, evet, geniş. Allah'ın bize ihsanda bulunduğu nimetleri biz de Allah'ın yolunda, Allah'ın kulları için harcayıp Allah'ın yolunu, cennetini kazanmaya gayret edelim inşallah. Bu ay bu şekilde yarış edelim inşallah. Sahabeler diyor ki kuluna, biz dedik ki ya Resulallah, neyse küllüne yecidü ma yuftiru saime. Ama biz hepimiz böyle bir iftar sofrası kuracak güçte değiliz. Yani o zaman yani doyuramayız. Böyle bir şeyimiz yok, birikimimiz yok, zenginliğimiz. Böyle mükemmel bir iftar sofrası kurup yani karnını doyuracak kadar bir gelirimiz yok biz çoğumuzun diyorlar. O zaman biz ne yapalım hani? Böyle doyuramazsak bu sevap gidecek. Demin dedik ya yarış. Hı hı. Böyle olmazsa biz bu sevaptan geri kalırız. İyi ki böyle soruyorlar tabii. Efendimiz buyuruyor ki Kadir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yu'tillahu hâze sevâbe men fattara sâimen alâ temretin. Bu sevabı Cenab-ı Hak bir tek hurma ile bir iftar ettirene de verir diyor Allah Teala. Yani şurada işte hurmamız var, bir tek hurma. Yani bir kardeşin şunu iftar ettirmesine vesile olsan, bir hurma verirsen bunun sevabı da diyor aynıdır. İlla mükellef bir sofra gerekmez. Olması gerekmez. Evet. Ev şürbeti mâin yahut bir su, bir içimlik su, bir yudum su. Ev mezgati lebenin veya bir bardak süt. Bu kadar, yani abartma, iftarı abartmaya gerek yok. Kişiyi azıcık bir şeyle bile olsa iftar ettirmenin sevabı bu kadar büyüktür. Bu ay nasıl bir ay dediğimiz gibi işte vehve şehrun evvelhu rahmetün. Şu an başındayız. Başı rahmet. Allah'ın bol üzerimize nimetleri yağacaktır. Maddi manevi. İnşallah bu rahmetten demin bahsettiğimiz bu İslam coğrafyasının ateş çemberi içindeki her taraf, herkes, doğrusu batılısı, Rus'u, İngiliz'i, Fransız, Amerika'sı hepsi geliyor Suriye'de, Irak'ta Müslüman öldürüyor. Yarış içindeler. Bize de bir havalanda 3-5 uçaklık yer açın diyorlar. Biz de gelip bombalayalım. Bugün kaç ülke gelip yanımızda işte Suriye'yi, Irak'ı bombalıyor. Maalesef. Kim ölüyor? Neticede yok. Şu örgüt, bu örgüt bombalanıyor. O ikinci bir ikinci derecede görmemiz gereken şey. Birinci derecede görmemiz gereken nedir? Bombalanan neresi? İslam coğrafyası bombalanıyor. Ölen kim? Müslüman halk ölüyor. İnşallah Cenab-ı Hakk'ın işte bu ayda, bu Ramazan'ın başında bir rahmet iner de bu ateş inşallah söner. İnşallah. Hocam devam edeceğiz. Bu arada ben bir dördüncü şifreyi de verelim. 5 kelimelik şifremiz vardı. Dördüncüsünü de verelim. Dördüncü şifremiz namusudur. Dördüncü şifremiz namusudur. Onu da hemen altta KC olarak verelim. 5 kelimelik bir cümle soruyoruz. Ve Özgür Kudüs etiketiyle birlikte göndereceksiniz. Birazdan 5.'yi de vereceğiz. Daha sonra doğru bir şekilde cümleyi gönderen kardeşlerimizden bir tanesine güzel hediyelerimiz olacak. Kudüs Tarihi kitabı ve Mescid-i Aksa'nın krokisini göndereceğiz. Ve birkaç hediye daha. Bunu tekrar hatırlatmış olalım. Takipte kalın. Mesajlarınızı da birazdan okuyacağız.
Evet hocam. Evet. Bu kadar önemli bir ay bu ay. Evet. Ev başı rahmet. Rahmet. Şu anda rahmet kısmındayız. Rahmet kısmındayız. İnşallah. İlk on öyle. Ve avsatu mağfiret. Ortası mağfiret. İnşallah yani Ramazan ortasına yetişenler Cenab-ı Hakk'ın lütfuna, mağfiretine, günahlarının bağışlanmasına mazhar olacaklardır. İnşallah. Ve ahiruhu itkun minenler. Sonu da cehennem azabından kurtuluş. Zaten niye bu kadar cehdimiz, gayretimiz? Cehennemden kurtulmak, Cenab-ı Hakk'ın bol nimetleri olan cennetine varmak. Ramazan işte bunları bize sağlayan mübarek bir ay. Onun için bu aya Peygamber Aleyhisselam bile bu aya yetişmek için dua ediyor. Yani Ramazan'dan önce Cenab-ı Hakk'ın ruhunu kabz etmemesini, madem ki yani 3 aylara yetişti Recep'e, Ramazan'da yetişmeyi Cenab-ı Hak'tan arzuluyor. Yani bu ayı bir ganimet bilmeliyiz. Evet, geçmiş de dediğimiz gibi ibadetimiz olacak. Geçmişte de günahlardan sakınacağız. Ama bu ayda kat be kat daha fazla günahlardan uzak durmamız, yani İslam ahlakıyla ahlaklanmamız, ibadetlerimizin zayi olmasına sebebiyet verecek gıybet, dedikodu, işte kin, nefret, haset, böyle insanın bütün ibadetini boşa çıkaran şeylerden uzak durmamız lazım. Gerçek yani anlamda gerçek. Uzak durmamız tabii, lazım. Yani sadece ağzımızın bağlı kalması evet. değil. Öyle hadis-i şerifler de var. Evet. İşte. Sadece gerçek oruç ağzı tutmak değil sadece. Yani yemeden içmeden. Yeme içmeden kesilmek tabii, değil. Tabii o değil. Diğer manevi kirlerden de bizim ibadetimizi batıl kılacak, sevabını yok edecek şeylerden de. Mesela bir soru var. Bu ben hemen sormak istiyorum. Bu hiçbir ekranda bu sorulmaz. Bir evet. konağa hiçbir ekranda bu sorulmaz. İşte yeme içmek orucu bozar. Evet. Peki Müslüman olarak işte diyelim ki bu kadar fazla rakamlar şu anda Türkiye'de faiz gerçeği var. Mesela deniliyor ki sorulardan bir tanesi. Hocam faiz yemek orucu bozar mı? Hı. Size de soralım. Faiz yemek orucu bozar mı? Veya sıhhatine bir engel olur mu? Ne dersiniz? Birkaç cümle. Şimdi tabii faiz yemek mecazi bir tabir. Malumunuz işte. Faiz ekmek gibi ısırılıp yenip mideye indirilen şey değil. Ama faizle gelen bir rızık var. Yani haramdan kazanılan bir yenilen rızık. Bu zaten bir gram insanın midesine haram giriyorsa onun ne kıldığı namaz, ne tuttuğu oruç, ne verdiği sadık hiçbir şey kabul edilmez. Eyvah, eyvah. Bozulması. Yani o zaman demek ki evet, bugün değil, toplumumuzda biraz önce siz dediniz ki evet. İstanbul sokaklarına bakıyorum Ramazan çok fazla gelmemiş gibi. Acaba tabii, bunun sebeplerinden bir tanesi bu olabilir mi? Muhakkak mesela İşte çok eskiden bizim çocukluğumuz da İstanbul'da geçti. Şimdi Müslümanlar da Ramazan'a artık eskisi gibi saygı duymuyor maalesef. Yani mesela 25 sene önce tanıdığımız diyelim Laleli'de bir dönerci, böyle sakallı, uzun sakallı. Belki birçokları da bu şey deyince tanır. Ben biliyorum, biz talebeyken İmam Hatip'te onlar Ramazan'da kapatırdı. Döner möner yok. Sadece çikolata koyardılar, paketli çikolata satardılar. Şimdi işler geliştirmişler, başka şubeler de açmışlar ama şimdi bakıyorum Ramazan'da açıklar. Servis yapıyorlar yani orada oturuyor. Koca sakalıyla adam oruç yiyen İnsanlara kişiye hizmet ediyor. Bakınız bu hale gelmişiz. Yani menfaati öncelemişiz. Onun için... O zaman Ramazan ayında evet. yiyecek dükkanlarını kapatanlara selam olsun. Aynen. Allah onlardan razı olsun. Yani Allah'la harp eden birisine sen hizmet ediyorsun arkadaş. Hizmet üretiyorsun. Olur mu? Yani en azından bu kıyafetle yapma yani. O hale geldik hocam. O hale geldik. Artık yani haya, utanma, ne bileyim İslam'ın bizden beklediği fedakarlık hiçbir şey yok artık. Her şey parayla ölçülür hale gelmiş. Bu da işte son 30 yıldır Türkiye'ye sokulan sağ iktidarların soktuğu diyelim
böyle yarı İslamcı, yarı dünyacı kişilerin getirdiği yozlaşmanın bir ürünü. Allah muhafaza etsin. Amin. Yani dünyevileşme hastalığı tabii, bütün kemiklerimize, iliklerimize işlemiş. Şimdi bugün, halbuki İslam bizi dönüştürecekti, öyle değil mi hocam? Kesin. Yani öyle. İslam bizi dönüştürecekti ama öyle bir noktaya geldik ki sanki bir haşa biz İslam'ı yani Müslümanlar bugün evet bazı dünyevi nimetlere kavuştular ama çok şey kaybettiler. Bu hep böyledir ama yani bir yere madde çok fazla girdi mi, para girdi mi bozulma kaçınılmaz. İşte nitekim dört halife döneminde Hazreti Osman radıyallahu anh'ın hilafetinin son yıllarında da bu bozulma maddileşmeden oluyor. İşte Hazreti Osman'ın katline kadar varıyor. Şimdi bugün daha buraya gelmeden teravihten önce bir arkadaş imam kendisi anlatıyor. Diyor ki bir imamla bir işimiz vardı diyor. Cebinden bana para verecekti. Neyse cüzdandan yanlış bir şeye el gitti. Bir çıkardı diyor piyango bileti. İmamın cebinde piyango bileti var. Yani. Allahu Ekber. Bu şimdi namaz kıldırıyor mesela. Yani şimdi imam kardeşlerimiz tabii alınmasın. Bu çok nadir belki. Kişiler de vardır bu ama yani işte nasıl bağdaştırılabilir? Yani bir imamla evet. Bir piyango biletinin bir de cebinde taşınıyor olması var işte bu hadiseler de var. Bu hadiseler de var. İşte hocam devamımız lazım. Devam evet. Edeceğiz. Sevgili dostlar son şifremizi verelim. Yönetmenimiz de hazırlasın. Son şifremiz 5. şifremiz ümmetin. Ümmetin kelimemiz 5. şifremiz ümmetin 5 kelimelik bir şifre verdik. Bu kelimeleri bir araya getirip Özgür Kudüs etiketiyle birlikte sosyal medya üzerinden gönderen kardeşlerimiz arasından bir tanesini seçeceğiz son bölümde inşallah son 5 dakikada 10 dakikada ve ona bir hediye güzel bir hediye paket hediye göndereceğiz. Özgür Kudüs etiketiyle beraber göndereceksiniz. Son şifre ümmetin bu 5 tane kelimeyi 5 tane kelimeyi anlamlı bir cümleye getirdiğiniz zaman bize göndereceksiniz ve bir Kudüs tarihi kitabı Mirasımız Derneği'nin bastırmış olduğu bir Kudüs tarihi kitabı ve bir de Mescid-i Aksa ile ilgili güzel hazırlanmış olan bir kroki var. Bir ilk bölümde bunu göstermiştik. Bunu da hediye olarak göndereceğiz. Kısa bir araya gidelim. Az bir vakit var İstanbul için. Tekrar hatırlatalım. Komşumuzun ışığı yanmıyorsa bir çağrı atalım. Kapısını bir tıklayalım. Onu uyandıralım. En azından birkaç lokma bir şey boğazından aşağı geçsin. Kısa bir ara devam edelim. Sevgili dostlar devam ediyoruz. Mirasımız sahur vaktindeyiz. Mirasımız Derneği'nin katkılarıyla birlikte hazırlanıyor bu güzel program. Mustafa Kasadar hocamız konuğumuz ve son dakikalarımız 3'ü 10 geçiyor. 3.25'te İstanbul için imsak vakti. İmsak vakti girmiş olan doğudaki illerimize Allah hayırlı mübarek etsin, Allah kabul etsin. Şifre kelimelerimizi bitirdik. Cevaplarınız gelmeye devam ediyor. Cevaplarınızı okumayacağım. Siz yine yazmaya devam edin. Ancak ben isimleri okuyayım birkaç mesaj. Saime Akbaba Boz selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Emin Aydemir Karataş cevabı yazmış. Yani cümleyi yazmış. Teşekkür ediyoruz. Son şifreden önce yazdım sayılır mı demiş. Sayılır. Hemen onu da okuyacağız. Hemen Twitter'dan gelen mesajları hemen okuyalım sevgili dostlar. Teşekkür ediyoruz. Çok yoğun iyi gösteriyorsunuz. Hemen. Özgür değilsin. Evet Sümeyye Aktaş. Miracı merkezi ümmetin namusudur Kudüs. Özgür Kudüs. Teşekkür ediyoruz. Özgür değilsin. Ümmet özgür olmadığı sürece Kadir Taşkın demiş. Teşekkür ediyoruz. Yine cevaplar var. Hasan Aksoy televizyonu geç açtım. Şifreyi tamamlayamadım ama olsun. Yeter ki Özgür Kudüs olsun demiş. Teşekkür ediyoruz.
Ramazan Eyar, Profesör Doktor Necmettin Erbakan Eğitim Merkezi Ödü Özgür Kudüs demiş. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Halit Soytürk, tuttuğumuz oruçlar dünyadaki terörün bitmesi. Mescid-i Aksa'nın inşallah Özgür Kudüs olması isteğimizde hayırlı sahurlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Müslim Port, portu yöneten bir arkadaşımız yazmış. Ey şehir, tarihin bugüne düşen ışık hüzmesi sen Kudüs. Karanlık dünyamızın insanlık koridoru Özgür Kudüs. İnşallah Kudüs özgür olana dek çalışacağız, gündemimizde tutacağız. Hisli adam göndermiş. Özgür Kudüs TV5'ten ve sizlerden Rabbim razı olsun. Allah hepimizden razı olsun. İnsanlığın kurtuluşu İslam birliğidir. Yine hisli adam göndermiş. Yusuf Karaburç kardeşimiz, aynı zamanda sanatçı kardeşimiz. Bizim de bir Kudüs şarkımız olacak inşallah. Özgür Kudüs demiş. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hadi oradan Rumuzlu kardeşimiz göndermiş. Ramazan sevincimizi kursağımızda bırakan lanet teröristler, zalimler için yaşasın cehennem. Evet, zalimler için yaşasın cehennem. Yusuf Karabuş tekrar, Müslümanın şerefi Özgür Kudüs. Leyl Rumuzlu kardeşimiz göndermiş. Özgür Kudüs İslam birliğini kurmakla olacak. Hadi oradan Rumuzlu kardeşimiz göndermiş. Özgür Kudüs Okçular Tepesi'ni bekleyen bir avuç inananların gayretiyle olacak demiş. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Cümleyi de gönderiyorsunuz. Onların arasında bir çekiliş yapacağız. Hocam, sonunda geldiğimiz nokta şuydu. Ramazan bizim hayatımızda ne gibi değişiklikler yapmalı? Müslümanın İslam'ı değiştirmesi, dönüştürmesi, dünyevileşme hastalığından bahsettik. Rahmetli Erbakan Hocam bir sözü var. Onu sormak istiyorum ben size. İslam, İslam'ın yaşanmışıdır demiş rahmetli Erbakan Hocamız. Ne demek bu? Evet. İslam, İslam'ın yaşanmışıdır. Tabii şimdi İslam bir ideoloji değildir. İdeolojilerde ne var? Sadece bir bazı prensiplerin, davanın savunulması vardır. Onun pratiği yoktur. Yani işte diyelim bir adam komünist olur. Komünist olunca komünizm ona bir yükümlülük ne getirir? Yani hangi günlük ibadeti vardır, neyi vardır, hangi hukuku vardır, hiçbir şey yüklemez. Hı hı. Aslında Hristiyanlık vesaire de böyle. Bir adam Hristiyan olunca ona Hristiyanlık ne yükler? Bir şey yüklemez doğru dürüst. Yok, emirleri yok. Hı hı. İslam öyle bir din ki tabii dünyasını da ahiretini de mamur edecek prensiplerle gelmiş. İşte bunun ibadet hayatı var, bunun aile hayatı var, bunun miras hukuku var, bunun ceza hukuku var, her şey. Onun için İslam dediğimiz zaman kişi bunun işte yani Kur'an başlangıçta söylediğimiz bir anayasa, temel kitap. İşte bunun bize alimlerin pratik ilmihal bilgileri, hadis-i şerifler, tefsir kitapları, bunlarla yazan hükümler, bunların hayata aktarılması lazım. Yoksa bunlar sadece bir bilgi. Bir üniversitede okutulan bir kültür şeklinde olursa bunun bir kıymet harbiyesi olmaz. Bugün sorun buradadır. Yani sahabeyle bizim farkımız da yani onlar gibi olamamamızın sebebi de budur. Çünkü onlar bir ayet-i kerime okudukları zaman bir bunu yaşayalım, sonra diğerini öğrenelim şeklinde bir anlayış içindeydiler. Bugün bakıyorsunuz ilahiyat profesörü, tefsir profesörü namaz kılmıyor. Veya mesela ben bizzat kulaklarımla duydum. Bir imam diyor ki ya ben bu çalıştığım üçüncü müftü Allah'a şükür bu diyor namaz kılıyor. Allah'a ekber. Daha önce iki müftüyle çalışmış onlar kılmıyormuş. Namaz kılmayan müftülerimiz mi var demek? Varmış işte diyor varmış. Ki bu müftümüz yeni geldi diyor Allah razı olsun namaz kılıyor. Üçüncü çalıştığım müftü diyor. Şimdi bu hep biz kötü örneklerini belki taşıyoruz buraya ama tabii yaradan bahsettiğimiz için bunlar. Bugün sokaklara bakın, bu toplumun %99'u Müslüman öyle gözüküyor, ifade ediyorlar yani resmiyette nüfus cüzdanlarında en azından böyle yazıyor. Peki bu sokaklara baktığımız zaman bunun bir işaretini görüyor muyuz, bunun %99'u Müslüman? Yok. Yani her geçen gün sokaklara bakın, böyle meşru ticaret yapan yerler kapanıyor, gayrimeşru ticaret yapan dükkanlar artıyor. İşte meyhaneler artıyor, biraneler artıyor.
işte faiz müesseseleri, kurumların bir sürü şubeleri artıyor. İşte piyango, kumar, hane sayacağımız yerler devamlı artıyor. Yani bugün Fevzi Paşa Caddesi'nde bile Fatih Camii'nin olduğu yer, yani en dindar Türkiye'nin yer. Bir baştan bir başa yürüyün, belki dükkanların en az %10'u İslam'ın yasak saydığı gayrimeşru bir ticaretle işletilen yerler olmuş. Kimse de bundan rahatsızlık duymuyor. Kimse kimseyi uyarmıyor. Halbuki bir uyarma yani mesela söz konusu olabilir. Bir mahalleye bir faiz kurumu açıldığı zaman adam Müslüman sevmiyor. Ya bizim işte buraya da banka geldi filan. Demiyor ki yani bir banka geldiği zaman neyi getiriyor? Faizi getiriyor. Yani sana her gün orada bir faiz kurumu gözünün önüne takılacak. Belki etrafından hiç faize bulaşmayanlar o banka geldiği için o gidip faize bulaşacak. Yani bunu kendine bir hayır görüyor. Yahut işte 5 vakit namaza gidiyor vatandaş. İyi bir dükkanı var yazıyor ya, bankalara kiralık diyor. Daha çok kira getirisi, garantili kira getirisi var. Yani hassasiyetlerimiz kaybolmuş, ölmüş. Hocamız Allah rahmet eylesin tabii mücahit, gerçekten İslam'ı yaşayan, yani mücahid Erbakan boşuna demiyordu kendisine. Bu sadece bizi meydanlara topladığı için, harekete geçirdiği için sadece ondan dolayı değil. Gerçekten de İslam'ı yaşayan ve özünü kavramış, her alanda yaşamasını İslam'ın sağlamaya yönelik adımlar atan, gerek kurduğu müesseselerle, gerekse bir fiil yaşantısıyla buna örnek olan bir liderimizdi. Allah galibine rahmet eylesin. Dolayısıyla rahmet eylesin. İslam'ın yaşanmışıdır evet. Sözü çok anlamlı. Tabii. Yoksa yaşamadıktan sonra, evet. Hocam, İslam'ı yaşamadıktan sonra bu kılmış olduğumuz namazların, tutmuş olduğumuz oruçların ne şeyi olabilir, öyle değil mi? Zaten yani kılar sayı bir yaşanmış şekli olacak da çoğusu ibadet boyutunu kaldırmıştı. Mesela bugün Batı üniversitelerinde müsteşrikler var. Diyelim ki tefsir profesörü mesela Golzer diye bir gavur tutmuş tefsir usulü yazmış. Yani bu bir kültür olarak bakıyor. Yani Kur'an hakkında araştırmalar yapıyor ama inanmıyor. Müslüman değil yani. Bu tarafıyla görmek lazım yani. Mesela işte bu bilgisayarlardan önce ne vardı? Hadislerin bulunması için bir hadis fiilisti vardı, konkordans. Bunu 2 tane hariç hepsi gayrimüslimden oluşturdu. Bir heyet hazırlıyor ki hadisleri sömürü amaçlı nasıl kullanabiliriz? İngiliz sömürgelerinde Müslümanları peygamber sözüyle nasıl kandırıp cihattan vazgeçirebiliriz diye. Hadisleri daha iyi kullanma amaçlı çalışma yapıyor. Hı hı. Ve biz de Müslümanlar da onu çok tabii haklı olarak kullandık daha doğrusu. Başka çalışmayı. Hı hı. Şimdi onlardan bizim farkımız niyetimizdir. Amelimizdir. Yani imanımızdır tabii en başta. Tabii Türkiye toplumunda baktığımız zaman evet herkes ben müminim diye mümindir. Bunu aksini iddia etmek dinen zaten mümkün değildir. Mümkün değil. Ama imanın yüklediği vazifeleri kaç kişi yapıyor? Yapanlar da kaçı bunun şuurundadır? Yani bir de şuurlu yapmak lazımdır. Mesela bir hocamızın benzetmesi var. Diyor ki mesela cemaatle namaza giden bir iki kişi diyelim namazdan önce caminin önünde oturuyorlar. Gıybete başlıyorlar. Ezan okununca içeri giriyorlar. Namaz kılıp çıkıp tekrar aynı yerde gıybete devam ediyorlar. Bu nasıl oluyor? Yani halbuki namaz kötülükten alıkoyar, koymuyor. Niye? İbadetler yani emrediliş gayesine uygun yapılmıyor. Hı hı. Yani birçok bizim sorunumuz var. İslamiyet'i yaşayamamamızın getirdiği, anlama konusundaki eksikliğimizin getirdiği veya işte giderek ibadet hayatının azalması, toplumun sadece iman etmekle yetinir olmaz.
İmanın da sadece evet, dilde olması. Dilde, evet. Yani kalbe inmemesi, yaşantıya hiç inmemesi. Yaşantıya geçmiyor. Evet. Halbuki Peygamber İslam ne diyor? Leysel imanu bit temenniyi vela bit tehenniyi velakin hüve ma vagara fil kalb ve saddakahul amel. Yani iman bir takım temennilerden ibaret değildir. Ya işte namaz iyi şeydir. İşte oruç tutmak yararlıdır filan. Böyle televizyonlarda izlersiniz, evet, konuşurlar. İşte İslam çok güzel, temizliğe önem verir filan ama bu kadar. Namaz güzel, gel kardeşim kıl ya hele erken. Evet, 4 dakikamız varmış hocam. Kısa bir dua alacağız. Mustafa Bağcıcı, selamünaleyküm, hayırlı sahurlar diliyorum. Mustafa hocamıza sorup, İslam'da siyaset var mıdır? Varsa çoğu hocalar niçin siyaset yapmıyor demiş. Yapmayan hocalar layık mi olmuş oluyor? Teşekkür ederim demiş. İslam'ın kendisi İslam bizatihi siyasettir. İslam'da siyaset yoktur diyen Allah muhafaza dinden çıkar. İslam'da siyaset yoktur diyen dinden çıkar. Dinden çıkar. Tabii. Çünkü o zaman neden hocalarımız siyaset yapmıyor? Kaçınıyor. İslam'da siyaset yoktur demek, İslam insanları idare edemez demektir. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Böyle şey olur mu? En büyük siyasiler peygamberlerdir. Bunu böyle bilir. Çünkü peygamberler ahlakiyatçı değildir. Yani sadece toplumun aksiyon yönlerini değiştiren kişiler değildir. Peygamberler aynı zamanda devrimcidir, siyasetçidir. Firavunları, Nemrutları, yerlerine Ebu Cehilleri idareden alıp Allah adına idareyi üstlenen kişilerdir peygamberler. Kişilerdir. Dolayısıyla, dolayısıyla siyasidir. Siyasilerdir. Evet. Vakit giderek daralıyor. Bursa'dan Hasan Hasan, selamünaleyküm Kadir Bey. Programımız çok güzel. Sizi de tekrar ekranda görmekten hocamıza ayrıca çok selamlar. Allah'a emanet olun demiş. Teşekkür ediyoruz. Bursa'ya saygı ve selamlarımızı iletiyoruz. Hocam birden 130'a kadar bir rakam. Hemen söyleyeyim, kazananı hemen belirleyelim. Birden 130'a, 99. 99. Var mı? Evet. Adil Düzen Rumuzlu izleyicimiz 99 numaralı Adil Düzen Rumuzlu izleyicimiz hediyemizi kazandı hocam. Son 2-3 dakika çok kısaca sevgili dostlar, mirasımız sahur vaktinin sonuna geldik. Hocamızın duasıyla birlikte İstanbul için imsak vaktine gireceğiz. Yarın tekrar çok değerli bir konumuzla birlikte karşınızda olabilmek umuduyla. Hocam buyurun, kısa bir dua ile birlikte sahur duası. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu aleyhi Resulüne Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmain. Rabbena zalamna enfusana ve in lem tağfir lana ve terham lana lekunenne minel hasirin. Ya Rabbi, biz kendi nefsimize zulmedenleriz. Eğer bizi bağışlamazsan biz pişman olanlardan ya Rabbi oluruz. Bizi affeyle, mağfiret ile ya Rabbi. Amin. Ya Erhamer Rahimin, ya Erhamer Rahimin. Şu an İslam dünyasının içinde bulunduğu bu vahim durumdan, bu ateş çemberinden ya Rabbi sen kurtar ya Rabbi. Şu an iftar sofrası kuramayan, başlarına devamlı bomba yağan, yaralı, perişan, yollarda sefil, denizlerde boğulan, açlıktan kıvranan kardeşlerimiz var ya Rabbi. Ya Rabbi sen bunlara imdad eyle ya Rabbi. Amin. Yardım eyle ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'in dertlerine deva, hastalığına şifa, borçlarını eda nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rahman Rahim, bize bir kurtarıcı ihsan eyle ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'i birleştirecek, bir tek bir saf haline getirecek ve zalimlere, kafirlere hesap soracak. Ümmeti Muhammed'in yetimlerini, yoksullarını, düşkünlerini koruyacak. Ümmete yol gösterecek bir lider, bir kurtuluş nasip eyle ya Rabbi. Bu Ramazan-ı Şerif'in ya Rabbi başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan bu Ramazan-ı Şerif'ten gereğince istifade edenlerden olmayı nasip eyle ya Rabbi. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allahumme salli ala seyyidina. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah.
Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alassana Ramazan'da Mescid-i Aksa sahipsiz kalmasın. Siz de bir sofra kurarak bu sevaba ve berekete ortak olabilir. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın sahipsiz olmadığını gösterebilirsiniz. Haydi hep birlikte Mescid-i Aksa'da iftar vermeye. Bir kişilik iftar 10 lira, bir kişilik sahur 5 lira, bir kumanya bedeli 80 lira. Mirasımız Derneği 0212 524 0101 mirasımız.org.tr